bizim geçmişimiz bayağı eski. Zaten benim geçmişim çok eski. Tıp fakültesinde yardım doçent olarak başlayıp profesörle, ondan sonra da bu merkezin açılmasıyla devam ettik. Merkezimiz açılışı 19 seneye bastı bu sene. 19 senedir hizmet veriyoruz ve neredeyse Konya'da fizik tedaviyle fizikon özdeşleşmiş şekilde devam ediyoruz. Her türlü fiziksel tıp ve rehabilitasyona ilgili hizmeti biz burada veriyoruz. Bu hastalık anlamında dersek romatizma hastalıklar, bel boyun ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı, dizde menisküs yaralanmaları, diz kireçlenmesi, el ve ayaklarda kireçlenme ve burkulmalar gibi bütün ağrılarla ilgili fizik tedavi rehabilitasyon hizmetini veriyoruz. Ayrıca bunun dışında çocuklarda, CP'li çocuklarda, musküler distrofisi yani kas hastalığı olan çocuklarda, gene doğuştan belinde açıklık olan, bu meningomiyolisel ya da spinal fibula diyor, bu tür çocuklarda hizmet veriyoruz. Yetişkinlerde başta inme olmak üzere, Parkinson'da, multiple sklerozda, diğer gene yaşlılıkla ilgili hastalıklarda hizmetlerimiz devam ediyor. Daha önce de bu, yani kuruluşumuzdan beri bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapıyoruz. Önce ozon uygulaması, akupunktur uygulaması ve diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını daha önce de yapıyorduk ama daha sonra Sağlık Bakanlığı bunu bir disiplin altına aldı. Artık dedi bundan sonra eğitim almayan, sertifikası olmayan hekimler bu işi yapmayacaklar dedi. İyi bir şey de yaptı çünkü bu diploması olmayan insanlar da, yani hekim olmayan insanlar da bu tür şeyleri yapıyorlardı. Onun önünü de kesmiş oldu. Ayrıca tıp fakültesi müfredatında bu tür eğitimler yoktu. Bundan sonra tıp fakültesi müfredatında da eğitime de bu disiplinler girmeye başladı. O bakımdan da iyi. Biz yaygın olarak ozon yapıyoruz. Senelerde yapıyoruz. Yani bu sertifikasyon programı olmadan önce de başlamıştık. Neredeyse kuruluşumuzla aşağı yukarı aynı yıllara rastlıyor. Önceleri tabii bilgiler bu kadar geniş değildi. Yani hem ozon hakkındaki dünyadaki bilgiler, bilimsel çalışmalar bu kadar fazla değildi. Hem de bizim tecrübemiz azdı o zamanlar. Ama şimdi artık durmadan bilgi akışı oluyor. Tecrübemiz de hayli arttı. Mesela dün bir hasta daha önce kuyruk sokumundan bel fıtığı için yaptığımız enjeksiyonda rahatsız oldum demişti. Ama ne zaman? İşte 15 sene önce rahatsız olmuştum demişti. Aynı endişeleri taşıyordu ama dün yaptığımız enjeksiyonda hiçbir rahatsızlık duymadı. Çünkü tecrübemiz ve bilgiler çok gelişti. Biz en çok uyguladığımız tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamaları içerisinde ozon geliyor ve en çok tecrübemiz olan şey de o. Yani ozon 3 atomlu oksijen, yüksek enerjili oksijen bir molekül olarak çok basit bir kararsız bir molekül ama etki alanı gerçekten çok fazla uygulanıyor. Mesela sistemik uygulaması var. Damar yoluyla veriyoruz. Serum içerisinde ozonu geçirdikten sonra damardan veriyoruz. Ya da gene sistemik uygulama makat yoluyla, çocuklarda şayet damar yolundan uygulama mümkün değilse makat yolundan uygulama yapıyoruz. Bu uygulamalarda bütün kronik hastalıklarda aşağı yukarı, hatta akut hastalıklarda mesela şimdi COVID sürecinde, bizim gerçi COVID'de bir ilgimiz yok ama COVID sürecinde akut dönemde ozon uygulamasında iyi sonuçlar almış. Biz de post-COVID deniyor. COVID'in geçirdikten sonra işte bir nefes darlığı, hastalığı gibi septomlar varsa onlar da bile uygulama yapabiliyoruz. Ama daha çok kronik hastalıklarda, mesela kimde? Kronik romatizma hastalıklarda. Mesela fibromiyalji denilen yine vücudun her tarafına etki eden, hastalık, dermansızlık da yapan kas romatizmasında. Mesela diyabette önceleri diyabetin sadece komplikasyonlarını giderir gibi düşünüyorduk. Artık diyabet üzerinde de etkili olduğu tespit edildi. İnsülin seviyesini artırarak, pankreası uyararak hem şekeri düşürüyor hem de şeker hastalığının göze, damara, sinire, böbreğe olan yan etkilerini azaltıyor. Biz önce sadece bunları azaltıyoruz, şekeri düşürmez diyorduk ama şimdi şekeri düşürdüğü de tespit edildi. Mesela bazı sinir uçlarındaki yıpranmalar da polineuropati deniyor. Bu diyabete de bağlı olabilir, başka şeye de bağlı olabilir. Bunlarda da
yaygın olarak kullanıyoruz. Mesela gene demin bahsetmiştim, fizikte uygulaması yaptığımız MS'de, Parkinson'da da bu uygulamaları yapıyoruz. Solunum hastalıklarında aynı şekilde yapılabilir. Alerjide mesela, alerjide çok ilginçtir. Orta dozlarda verdiğiniz zaman alerjide de oldukça etkili oluyor bu şekilde verdiğiniz zaman. Bir de lokal uygulamalarımız var. Lokal uygulamada eklem içi ve eklem çevresine, bazen kas içi ve sinir çevresine yaptığımız uygulamalar var. Bu da çok yaygın olarak yapıyoruz. Mesela dizi ele alacak olursak, diz eklemine yaptığınız zaman hem dizdeki ödemi gideriyor hem de diz içinde ağrı yapan sebep neyse onu da ortadan kaldırıyor. Yani diz ağrı yapan maddeleri temizliyor. Aynı zamanda hücreleri de uyarıyor. Mesela benim eskiden beri zorlandığım bir şey vardı. İşte 40 yılı açtık. Şimdi 47. yıla bastım ben hekimlikte. Önceden beri ayak ağrıları geldiği zaman büyük sorundu. Yani biz bu ayak ağrılarını nasıl geçireceğiz diye düşünürdük. Özellikle ayakta ödem varsa, mesela bir burkulma diyelim, bir zorlanma oldu ya da fazla yüklendiniz, ondan dolayı ödem meydana geldi. Bu ödemi gidermek neredeyse mümkün değildi ama şimdi ozonla çok kolay. Bazen bir seansta, bazen 3-5 seansta ayakta oluşan ödemleri giderebiliyorsunuz. Böyle. Mesela bel fıtığında, boyun fıtığında, kas romatizmasında, gene sinir sıkışmalarında da ozon uygulaması yapıyoruz ve iyi de sonuçlar alıyoruz. Ozonun bir avantajı da bizim gerçi bütün fizik tedavi rehabilitasyon uygulamalarında öyledir. Yan etkilerinin olmayışı ya da yok denecek kadar az olması. Ozon da öyle. Yani yanlış bir uygulama yapmadıkça, yani mesela dozunu fazla kaçırmadıkça, fazla volümde vermedikçe ya da verilmemesi gereken bir yere vermiyorsanız, yani kendinizin bir hatası yoksa bilime, tekniğe uygun bir şey yaptığınız zaman herhangi bir yan etki de ortaya çıkmıyor. O bakımdan da ozon avantajlı, yani yan etkisinin olmaması yönünden de avantajlı. Hacamatla bizim hacamat sertifikası olan hekimlerimiz var. Onlar da gene benzer hastalıklarda, mesela ağır metal, şimdi otistik çocuklar geliyor. Onlar da ağır metal oluyor. O ağır metal derken şunları kastediyorum. Alüminyum gibi, kurşun gibi, civa gibi ağır metaller vücutta biriktiği zaman vücudun neresinde zayıf bulurlarsa orada patlak, mesela böbrekte birikirlerse, orayı zayıf bulurlarsa böbrek hastalığı, gözde birikirse göz hastalığı ya da beyinde birikirse beyindeki hastalıklara sebep oluyorlar. Mesela tek bir seansta bile neredeyse bu ağır metallerin %50'sini hacamatla temizleyebiliyorsunuz. Bahsettiğim hastalıklar, ağır metal gibi, yorgunluk gibi, ağrı gibi durumlarda da hacamat uygulamalarını arkadaşlarımız, sertifikalı olan arkadaşlarımız yapıyorlar. Hem zaten bizim geleneklerimizden ve inançlarımızdan gelen bir alışkanlık da var. Bunu bilimsel verilerle de birleştirdiğiniz zaman güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani tam geleneksel tıp mıdır değil mi de o tartışılabilir ama kuru iğnelemede özellikle kas ve tendon rahatsızlıklarında uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Bayağı bildiğiniz iğneyi belli noktalar var. O noktalara sokup bekletiyorsunuz. Ondan sonra da alıyorsunuz. Onun için de herhangi bir ilaç vermeden ve vücutta da herhangi bir madde kalmadan tedavi etmiş oluyorsunuz. Demin bahsettiğim bu işte yan etkinin olmayışı burada da aynı şekilde söz konusu. Yani akupunktur daha uzun bir geçmişe sahip ve akupunktur noktaları var. O noktalar, meridyenler var, o noktalara uygulanıyor. Akupunkturun daha geniş bir uygulama alanı var. Kuru iğneleme kısmen biraz kas ve sinir civarında, tendon civarında sınırlı bir tedavisi var. Yani akupunktur şeye göre daha eski, daha çok bilinen ve daha geniş indikasyonu
ve daha geniş hastalıklara uygulanan tedavi şekli. Biz burada akupunktur uygulaması da yapıyoruz aynı zamanda. Çoğunlukla bu ağrılı durumlarda işte kas romatizmasında olduğu gibi veya işte bir dizin ağrısında, tendonun ağrısında bir sinir sıkışması varsa onlarda kuru iğneme tedavileri yapılıyor. Şimdi biz fiziklerde her alanda uygulama yapıyoruz. Hemen her alanda uygulama yapıyoruz. Tabii önceden beri bilinen bir şey var. Yani fizik tedaviyle şimdi gerçi romatoloji oldu. Romatoloji hem dahil eden fizik tedavi içerisinde var. Yani romatizmayla daha önce de hemen romatizma deyince fizik tedavi akla geliyordu. Halen de o şekilde yani romatizma hastalıkla geliyor. Bizim de en çok uğraştığımız hastalık grubu romatizma hastalıkla ve ağrılı durumlar. İşte bu gerçi romatizma deyince daha çok iltihaplı romatizmalar akla geliyor. Romatoid artrit gibi, ankylosans spondilit gibi hastalıklar akla geliyor. Bunlarla ilgileniyoruz. Ayrıca işte boyun ağrısıyla, bel ağrısıyla, bir boyundan kola vuran ağrılarla, omuz, dirsek, el ağrısı, ondan sonra bel bacak ağrısı, kalça, diz ve ayak ağrılarıyla ilgileniyoruz. Bize en çok gelen bu ağrılar içerisinde grup, bütün dünyada olduğu gibi bel ağrısı. Birinci sırada o geliyor. İkinci sırada diz ağrıları gelir. Üçüncü sırada boyun ağrısı gelir. Ondan sonra sırt ağrısı gibi kas romatizmaları gelir ve diğer eklemler işte omuzla ilgili, dirsekle ilgili, ayakla ve elle ilgili ağrılar da geliyor. Bunların bütün ilaçla olan tedavisini yapıyoruz. Fizik tedavisini yapıyoruz. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıpla yapılması gerekiyorsa, mesela ozon tedavisi gerekiyorsa ozon, akupunktur gerekiyorsa akupunktur, kuru iğneleme gerekiyorsa kuru iğneleme ya da hekimin niye daha çok ilgisi varsa, mesela diyelim ki proloterapiye ilgisi var, proloterapi, mezoterapi gibi bunlar da geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına giriyor. Onları da uyguluyoruz. Bu ağrılı durumların dışında, romatizma hastalıkların dışında bir de biraz önce de bahsettiğim gibi mesela çocuklarda CP'li çocuklar en çok gelenler onlar. Gene spina bifida, meningomiyoselli doğuştan belinde omuriliğin taraftaki zarların dışarı çıkmasıyla oluşan bir hastalık bu. Doğuşta oluyor. O var. Kas hastalıkları var. Gene çocuklarda doğum sırasında kolun bir felci var. Brachial plexus paralisi diyoruz. O ve işte yürüyüş bozuklukları gibi çocuklarda onları ya da ayak deformiteleri veya skolyoz yine çocuklarda çok olan belde, sırtta, omurgadaki eğrilik onun tedavisini yapıyoruz. Erişkinlerde de inme en başta işte bir tarafın felç olması ki ömür uzadığı için dünyada artık inme bundan sonra çok görülüyor. İnme önce nörolojiye gidiyor, orada akut dönemi geçirdikten sonra hastalık stabil hale geldikten sonra biz artık bunun başka yapacak bir şey yok. Rehabilitasyon programını alıyoruz. Bu cümleden yine gençlerde başta ama herkes de olabilir. İşte bir trafik kazası geçti, bir iş kazası geçirdi. Ya da işte omurilikte bir tümör meydana geldi, ameliyat oldu. Ondan sonra Allah korusun boyundan aşağısı ya da belden aşağısı tutmaz oluyor. Buna biz tetraplejici ya da paraplejici diyoruz. Bunların rehabilitasyonunu yapıyoruz. MS gene yaş arttıkça, Parkinson hastalığı, insanlar yaşlandıkça çoğalan hastalıklardan bunların da rehabilitasyonunu yapıyoruz. Gene sinir kesisi varsa, tendon kesisi varsa iş kazalarında, diyelim tendon kesisi olduğu elde, o plastik cerrahide ameliyat elde ya da ortopedide ondan sonraki rehabilitasyon sürecini biz gerçekleştiriyoruz. Ortopedik ameliyatlardan sonra gene rehabilitasyon sürecini biz gerçekleştiriyoruz. Rejeneratif aslında güzel bir şey. Yenilenme, yeniden oluşma, rejeneratif, yeniden ortaya çıkma gibi şeyleri var.
hoş bir anlamı var ama biraz yabancı kelime olduğu için zorlanıyoruz. Tabii buna kök hücre de deniyor dediğiniz gibi. Biz bu yönden epeyce ileri bir aşamadayız. Önce PRP tedavisiyle başladık. PRP'yi, o da biraz halka mal oldu. Kandan elde ediliyor. Orada trombos denilen küçük platelet pulcuklar var. Küçük hücrecikler var. O hücreciklerin çoğaltılmasıyla işte belli yerlere çoğaltıyoruz, yoğunlaştırıyorsunuz. Eklem içine, eklem çevresine veriyorsunuz. Orayı kısmen tamir ediyor. Bunun bir aşaması, o şeyleri parçalıyorsunuz, o pulcukları. İçinden iyileşiş faktörleri, onları yoğunlaştırıp yine aynı şekilde eklem ve eklem çevresine verdiğiniz zaman oraları rejenere ediyor, yani yenileştiriyor, tamir ediyor o şekilde. Daha ileri aşamalarda bu rejeneratif hücre tedavisi ya da kök hücre tedavisi ya da şeyler, kemik iliğinden alıyorsunuz ya da ya karın yağından alıyorsunuz. Mesela kemik iliğinde ve karın yağında daha çok şey var, kök hücre var. Kök hücre çoğalabilen ve başka hücrelere dönüştürebilen ya da başka hücreye dönüşmese bile salgıladıkları şeylerle verdiğiniz yerdeki uyuyan kök hücreleri uyandırıp onların çoğalmasını ve eksilen doku yerine geçmesini sağlıyorsunuz. Bizim bu konuda tecrübemiz epeyce eski. Onda da bir 10-15 senelik tecrübeye sahibiz. Hem kandan elde ettiğimiz iyileşici faktörleri uyguluyoruz, hem kemik iliğinden elde ettiğimiz rejenerat hücreleri uyguluyoruz, hem de karın yağından elde ettiğimiz hücreleri uyguluyoruz. Bir ekip halinde çalışıyoruz biz. Bunlar ekip halinde olması gereken şeyler, çünkü bir hekimin her şeye hakim olması, her şeyi yapaması mümkün değil. Mesela kemik iliğinden elde ettiğimiz bu rejenerat hücreleri damar yoluyla veya deri altından, bazen de eklem eklem çevresine yapıyoruz. Yaptığımızda güzel sonuçlar alıyoruz. Kimlerde güzel sonuç alıyoruz? Mesela çocukta, gene CP'li çocuklarda iyi sonuç alınıyor. Kas hastalığı olan, bu DMD diye, düşen musküler distrofi diye bir hastalık var. Onda iyi sonuç alınıyor. Ve son yıllarda, aslında son yıllarda yapılan bir şey değil de bizim üzerinde fazla durduğumuz veya talebin çok olduğu ve bütün dünyadan neredeyse hastaların geldiği, mesela biraz önce bile Azerbaycan'dan bir hasta geldi, onu tedavi alacağız. Otizm spektrum bozukluğu, otistik hastalarda, çocuklarda oldukça büyük bir başarı oldu. Onun için de sayı gün geçtikçe artıyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışından, ta Moğolistan'a varıncaya kadar, Amerika Birleşik Devletleri'ne varıncaya kadar, ta Norveç'e varıncaya kadar birçok yerden bize hasta geliyor. Ne oluyor? Yine aynı şey, sistem. İşte bunlar damardan veriyoruz. Onu bir kambiyin bariyeri diye bir şey, onu serumla açıp arkasından onun işte beyine, işte beyin omurilik sıvısı var, onun içerisine geçmesini ve beyin hücrelerinin uyarılmasını sağlıyor. Dolayısıyla şayet beyin hücreleri arasında bir entegrasyon bozukluğu, bir bağlantı bozukluğu varsa, o bağlantı bozukluğunu ortadan kaldırıyor. İşte tekrarlayan hareket olan çocuklar hareketleri tekrarlamaz oluyor. Konuşamayan çocuklar konuşmaya başlıyor. Ya da işte bir iki kelimelik cümle kuruyorsa bunu 3-4 kelime söylemeye başlıyor. Öfke nöbetleri varsa öfke nöbetleri geçiyor. Bunlarda en büyük problem iletişim bozukluğudur otistik çocuklarda. İletişim kurmaya, arkadaşlık yapmaya başlıyorlar. Ve okul başarıları artmaya başlıyor bu çocukların. Bu tür iyilik halleri ve çok çarpıcı bir şekilde. Tabii herkes de bunların hepsi olur anlamına söylemiyorum. Yani her aldığınız çocuk mutlaka fevkalade düzelecek anlamına gelmiyor. Bazıları az, bazıları pek az, bazıları çok iyi şekilde. Ama %90-95'e varan bir iyilik hali elde ediyoruz. Bu başarıdan dolayı da dünyanın her tarafından bize hasta gelmeye başladı. Aynı şeyleri mesela bir romatoid artritte de uygulayabilirsiniz, MS'de de uygulayabilirsiniz, Parkinson'da da uygulayabilirsiniz, inmede uygulayabilirsiniz, omurilik felci olan hastalarda da bu uygulamalar yapılabilir. İşte artık bütün dünyada yapılıyor. Biz de bundan geri kalmamaya çalışıyoruz. Ve biraz da tıp bundan sonra bu yönde ilerliyor. Yani hücre seviyesinde, gen seviyesinde, epigenetik seviyesinde ilerliyor.
Bizim bütün yaptığımız uygulamalar yalnız günübirlik uygulamalar. Yani biz bir hücreyi alıp da çoğaltıp işte bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra uygulamıyoruz. Aynı gün içerisinde uygulamalarımızı yapıyoruz. PRP ve CGF içerisinde pek az hücre var. Onlarda hücre sayısı çok az. Diyelim ki kanda PRP içerisinde bir tane kök hücre rastlarsa kemik iliğinde 100 tane, karın yanında 600 tane oluyor. Yani aradaki fark bu. Kemik iliğinden ve karın yağından elde edilen hücrelerin potansiyeli daha yüksek, gücü daha yüksek PRP'ye göre. Ama PRP'nin de avantajı kolay uygulanması, ucuz olması. Bu da avantajı. Belki de herkesi de gerekmez. Yani herkesi de karın yağından ya da kemik iliğinden tedavi yapmak gerekmez. PRP yeterli oluyor. Yeterli oluyorsa bu da pratik uygulamayı yapıyoruz. Memnuniyet iyi. Bir diz örnek alalım. Dizde bir sıvı var. O sıvıyı verebiliyorsunuz. Hyaluronik asit. Mesela ozon veriyorsunuz. PRP veriyorsunuz. Kortizon, eskiden beri kullanılan kortizon var. Mesela kortizon çok hızlı etkiliyor ama etkisi çok hızlı geçiyor. Böyle saman alevi gibi belki benzetme yapılabilir. Yani mesela 3 ay içerisinde, 2 ay içerisinde kayboluyor. Ama PRP verdiğiniz zaman bu 6 ay, 1 sene devam ediyor. Hatta 2 seneye kadar devam etti. Bazı hastalar hiç ihtiyaç duymadı ondan sonra. Bazıları ise işte 3 sene sonra, 1 sene sonra tekrar ihtiyaç duyduklar oluyor. Çünkü onlar dokuyu iyileştiriyorlar. Onun için de etkisi hızlı sürüyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon üzerine çalışan bir merkeziz. Bu yönünde oldukça bir defa fiziki olarak, mekan olarak çok ferah bir mekandayız. Ve Türkiye'de belli başlı merkezler içerisinde hem bina olarak hem de donanım olarak belli başlı merkezler içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizde deminden beri bahsetmediğim şeylerden bir tanesi. Mesela robotik rehabilitasyon var. Hem yürüme için hem de kol için robotla yürüyemeyen hastaların ya da yürümesi bozuk hastaların yürümesini düzeltmek, kolunu hareket ettiremeyen veya az hareket ettiren hastaların kol hareketlerini sağlamak için robotik rehabilitasyon imkanı var. Mesela TMS diye bir tedavi, transkranial manyetik stimülasyon diye bir tedavi var. Manyetik alan uygulanıyor dışarıdan. O beyin hücrelerinin aktif olmasını, faaliyete gitmesini ve birbirleriyle daha uyumlu çalışmasını temin ediyor. Gene mesela dengeyle ilgili balans trainer diye cihazlarımız var. Gene yürümeyi ve bacak hareketlerini arttırmak için bisiklet ergometreleri var. Sanal gerçeklik diye tedavimiz var. At binme tedavisi yapamıyoruz ama sanal bir atımız var. O sanal atta da hipoterapi deniyor buna. Hipoterapi eğitimi veriyoruz. Gene beynin ve kolun bacağın hem dengenin hem de becerilerin gelişmesi için Cogniboard diye tedavi şeklimiz var. Diğer işte ultrason, tens gibi, Whirlpool gibi klasikleşmiş fizik tedavi vasıtalarıyla da Hotpack gibi, infraroj gibi vasıtalarıyla da tedavilerimizi yapıyoruz. Tedavi imkanının olduğu, yürüme yardımcı alanı olduğu, askı sistemiyle yürüme sistemi gibi yürüme yardımcı alanı olduğu şeyler yapıyoruz. Gene skolyozda şurot egzersizi, birçok egzersiz yapılıyor. Ya bilimsel modern egzersiz uygulamaları ya da şurot egzersizi uygulaması yapıyoruz ki şurot egzersizi yapan fizyoterapist sayısı az. Bizde de fizyoterapistlerimiz var, bu uygulamaları yapıyorlar. Bu da İyi bir aşama. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları çalışıyor. Şu anda iki profesörümüz var ve diğer uzman doktorlarımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz.
Bize yardımcı olan fizyoterapistlerimiz var. Ergoterapistimiz var aynı şekilde bize yardımcı olan. Yine bu enjeksiyonlarda bize yardımcı olan hemşirelerimiz var. Fizik tedavi teknikerlerimiz var. Fizyoterapistler 4 lisans mezunu, fizik tedavi teknikerleri de ön lisans mezunu olanlar var. Mesela başlamıştık bir kesinti yolu tekrar başladık. Ayak bakımı ve sağlığı ünitemiz var. Orada bir podolog arkadaşımız çalışıyor. Tırnak batması, ondan sonra tırnak mantarı, deformitesi gibi veya diyabetiklerde ayak çok bozuyor. Diyabetik ayak bakımı gibi tedavileri o arkadaşımız yapıyor. Diyetisyenimiz var. Diyeti düzenliyor. Hem genel diyet düzeni hem de böyle işte dejeneratif hücre tedavisi yaptığımız hastalarda, otistik çocuklarda veya işte obezitesi olan, şeker hastalığı olan, başka hastalıklı olanlara da diyet tedavisi düzenliyor diyetisyenimiz. Önceden beri olan servis imkanımız devam ediyor. İşte kapıdan alıp kapıya bırakma şeklinde. Yani her türlü hastayı bize tedaviye, fizik tedaviye veya psikolojiyle hastayı evinin kapısına alıp tekrar kapısına bırakabiliyoruz. Şimdi biz bir sağlık turizmi ünitesi kurduk. Şu anda iki tane tercümanımız var. Bunlar Arapça, İngilizce, Rusça dillerinde tercümeyi gerçekleştiriyorlar ve bütün dünyayla bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Biz hem yurt dışındaki fuarlara katılıyoruz, sağlık turizmi ile ilgili fuarlara. Hem de bu işleri yapan sağlık turizmi ajantalarıyla da bağlantı kuruyoruz. Çünkü hastanın evinden alınıp tekrar burada tedavisi yapıldıktan sonra evine teslim edilmesi için kurumsal sağlık turizmi ile ilgili kurumsal şirketler var. Onlarla da bağlantı kurup dünyanın her tarafından hasta kabul etmeye başladık ve giderek de arttırmaya çalışıyoruz. Tabii SYK ile anlaşmalı bir kurumuz. SYK ile anlaşmalı kurum olduğumuz için sosyal güvencesi olan herkes diğer devlet hastanelerinde nasıl imkanlardan yararlanıyorsa burada da aynı şekilde yararlanıyorlar. Hem Bağkurlu olan, hem emekli olanlar, hem çalışan memurlar ve SSK'lı olanlar hepsi bundan yararlanabiliyorlar. Tabii hasta olup tedavi olmak kadar hasta olmamak da önemli. Yani hasta olmak istemiyorsanız birkaç ben tavsiye ederim. Mesela beliniz için, bel ağrısı çok fazla görüldüğü için dik oturmak, dik yürümek, yerden bir şey almak, çömelerek almak bel ağrısından korur. Mesela spor yapmak, hangi spor yapacaksınız? En kolay yürüyüş. Yürüyüş yaptığınız zaman da bel ağrısından kurtulabilirsiniz. Boyun için gene dik durmak. Uzun süre şimdi bilgisayar başında, telefon başında kalmıyor. Bir 15 dakikayı geçirmemek lazım. Bir hafif bir mola verip tekrar devam etmek gerekir. Diz ağrısı için de mesela obezite çok önemli diz ağrısı için. Mümkünse kilo almamak, kilomuz varsa vermek, yokuş inip çıkmamak, diz çökmemek gibi tedbirler alınıp gene bunda da yürüyüş tavsiye ederim. Ağrı sınırında yürüyüş, ağrı olduğu zaman durup, ağrı olmadığı zaman yürümek şeklinde. Bunlar verebileceğim çok kısa pratik bilgiler. Hastalığa yakalanmamak için. Zaten biz bu rejeneratif hücre tedavisi yaptığımız hastalarda sıkı tembih ediyoruz. Mutlaka hareket etmen lazım. Mutlaka egzersiz yapman lazım. Bu hücre işe yaraması için bir yerde hareket olması lazım. Ki hücre gidip orada faaliyet göstersin. Ben çok teşekkür ediyorum. İşte burası her türlü fiziksel imkana sahip, her türlü fizik tedavi rehabilitasyonun yapıldığı bir merkez. Kontinü olarak size teşekkür ediyorum çünkü hep yanımızdasınız. Yine Selman Bey eskiden beri hep beraber bu tür programlar yapıyoruz. Sana da çok teşekkür ediyorum.